biri bu büyüyü bozsun. Kimse dokunmasın bize. Kimse bu büyüyü bozmasın. Mert'in sevgilisi varmış, evleniyormuş. Tam zamanında dönmüşüz dünyaya. Anlamadım. Ayaklarımız diyorum yere bastığına göre ben artık gidebilirim. Hemen şimdi mi? Ben bırakayım bari. Hadi sen de geç kalma evine. Evleneceğin kız merak etmesin. Ama... Tabii ya. Tabii. Alo ortak. Ben sonra arayayım mı seni? Ne yaptın sen? Ne yapmışım? Sen Ece'ye Şirin'den mi bahsettin? Evet, ne olmuş? Bravo abi sana. Çok güzel yapmışsın. Harikasın, bravo. Şambali aldım, ye. Ne aldın? Ya şambali aldım, kör müsün? 100 kilo olacağım ya. Hatta 150 kilo olacağım. Komşular cesedimi bulacaklar benim o evde. Binse çıkaracaklar beni sonra. Kara sevdaya düştü, yiye yiye öldü diyecekler arkamdan. Patladı gitti zavallı diyecekler. Ya yesene Allah Allah, ağlarım vallahi bak. Evleneceğim olan başkasıyla evleniyor benim be, boru mu? Nikahına beni çağır sevgilim, nı nı nı. İstersen şahidin olurum senin, nı 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 nı. Bu şarkının devamını öğrenip söyleyeceğim sonra. Ye. Yeah. Hayaller kurardık biz yıllar önce. Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Bilirsin ne kadar görmek isterdim. Beyazlar içinde seni öylece. Nikah masasına oturdun işte. Dayanmak çok zormuş böyle sevince. Sana mutluluklar sözüm kardeşçe. At artık imzanı. Of. Git bir an. Ya yeter Ece, yeter, ne olur sus artık ya. Biraz saygı asistan ya. Acıya birazcık saygı. Yeter ha. Tamam peki. Ya benim yeter, kendine daha fazla yüklenme anlamında yeter dedim ben. Ya bakayım ben varım burada ha. Hadi bir şey iste benden yapayım, keyfin yerine gelsin. Ne istersen mi? Aynen. Audrey meydan. Ne istesem, ne istesem. Bak ama ne olur artık yiyecek bir şey isteme lütfen. Buldum. Dondurmacı amcaya gidip diyeceksin ki... Abi, bizim paramız yok be, yolsuzuz. Para yerine dans edeyim sana de. Ben gideceğim adama param yok diyeceğim ha, ben. Hadi söyle ne istiyorsan söyle. Sen ciddisin.
Ya vallahi çok üzüleceğim, çok ağlayacağım yani. Ağlamam geldi şu anda yine. Tamam ağlama, dur. Tamam, yapacağım ben, tamam? Söz. kolay gelsin abi. Sağ ol yeğenim. biz biraz önce dondurma almıştık da. 14 lira sizin hesap. Şimdi şöyle. Bizim paramız yokmuş be abi ya. Yani evde kalmış paramız. Ben de o yüzden dedim ki şimdi paramız yok yani. Ben şey mi yapsam dedim. Ne yapsam? Bir dans etsem mesela. Dans mı? İyi et bakalım. Edeyim mi? Evet. Tamam. Oluyor mu? Aa, öyle olmaz ama o. Çıkar şu ceketi. Çıkar. Ceketi. Ceketi tabii çıkar. Şuraya tak bakayım onu, as. Nasıl asacağım ya? As şuraya. Şöyle sıkıştıracaksın. Atacaksın göbecik be ya. Hadi bakalım. Allah Allah. Oh, salla salla. Ha? Nasıl? İlahi ya sizden ya. Sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün be. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Bir dakika. Bak o kadar dans ettim. Bir öpücük verseydin bari. Eyvallah. Odanı da kendine benzetmişsin. Vaktim vardı, biraz uğraşayım dedim. İnsan emek verdiği şeyi gerçekten seviyormuş. Bana bak bakayım sen. Üzgün müsün sen yine? Cansu, hani anlaşmıştık? Daha sabah konuştuk. Bundan sonra gizli saklı yok, birbirimize her şeyi anlatacağız dedik, değil mi? Hadi, dökül bakalım. Biri var. Yani aslında yok ama... Ay, neyse, aman evlenecekmiş işte. Aşık mı oldun sen? Ne aşkı ya? Hayır canım, ne alakası var bunun aşkla? Yani aşk böyle bir şey mi? Aşk dediğin oho yani. Hiç aşk falan yok. Tamam, tamam, sakin. Bu konu beni aşar zaten. Bekle biraz. Bekle bakalım. Tolstoy'la tanışmış mıydın sen? Bu Anna'nın çok yakın bir arkadaşı var mı? Hani o birine bayağı aşık olan. O zaman Anna'ya benden selam söyle abicim. Maalesef bana yardımcı olamaz. Nikahına çağır beni sevgilim. Hem ayrıca birilerinden yardım almak için ta Çarlık Rusya'sına falan gitmeye gerek yok. Ben bundan sonra direkt Ece'yi örnek alacağım. Ece şu senin yarı deli arkadaş. Evet, onun gibi hep bardağın dolu tarafını göreceğim. Anlamadım. Yani şöyle, hani o birisi evleniyor ya, bu aslında iyi bir şey. Çünkü zaten olacak iş değildi, yani arkadaşımın aşkıydı. Toptan rahatladım yani, böyle omuzlarımdan yük kalktı ya. Hayırdır, ne yüküymüş o? Hiç, öyle sohbet ediyorduk. Yatıyorum ben canım. İyi geceler. İyi geceler anneciğim.
Hayırlı olsun. Devreler tamamen yandı sonunda değil mi? Ya hayır. Yani bundan sonra pozitif olacağım demiştim ya. Yani? Yani mesela annem hiç yüzüme bakmadı. Ama ben buna hiç üzülmedim. Neden? Çünkü eğer bana baksaydı mutlaka kötü bir şey söyleyecekti. Yani moralimi bozacaktı. Ama bak şimdi rahatım. Oh be! Dünya varmış ya. Buymuş. Sen yine de bunu bir oku. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine göredir. Süreyya, konuşalım mı? Mert Çalhan memur arabasıyla yakalandı sayın seyirciler. Ne yapayım oğlum? Şirket arabasını kullanıyorum işte fark edilmeyeyim diye. Ama var ya bir daha hayatta kullanmam külüstür ha bitti. Sen nereden buldun oğlum beni? Kardeşim evde yoksun. İşte değilsin. Ve aramalarıma da cevap vermiyorsun. Ya tamam şahsına münasır bir kardeşimizsin eyvallah da o kadar da tahmin edilmez değilsin yani. Sen nereden öğrendin benim Şirin meselesini Ece'ye anlattığımı? Cansu lafı soktu gitti. Evleneceğim kız beklemesinmiş. İşte geç kalmayayımmış. Allah Allah. Bu kız ne ara bu kadar büyük olay oldu ben anlamadım ki ya. Ya bak sen de bu gönül meselelerini bana anlatmıyorsun ya kırılıyorum valla. Hakaret gibi bir şey benim için oğlum. Pardon kardeşim bir daha olursun. Tamam abi. Ben bizzat kendime el atıyorum bu meseleye tamam mı? Ya biliyorsun bu gönül işleri Mert Çalhan'dan sorulur. O yüzden hiç korkmuyorsun çekirge. Tamam mı? Artık usta Mert Çalhan'ın emin ellerindesin. Bak şimdi birkaç tane soru soracağım sana. Ama direkt cevap vereceksin tamam mı? Düşünmek yok. Şirin'i gördüğün zaman ne hissediyorsun? Şirin... Ya hadi düşünme ama cevap ver. İyi kız işte. İyi tamam baskı altında olduğun için cevap veremedin diye düşünelim. Bir şans daha verelim sana. Ama bu sefer böyle uzun uzun düşün tamam mı? Öyle
Şirin'le beraber çıktığınız romantik bir akşam yemeğindesiniz. Tamam mı? Etrafta mumlar, güller, böyle güzel bir müzik alttan yavaş yavaş. Mükemmel bir manzara. He? Ne hissettiriyor sana? Ne bileyim abi, iyi kız işte. Dürüst, ahlaklı. Annem de çok seviyor. Bu ne abicim ya? Sen bu kıza aşık falan değilsin ki. Ustanın vardığı sonuç budur kardeşim. Ya onu da anlamıyorum ki abi işte. Nasıl yani? Yani şöyle... ben hiç aşık olmadım. Nasıl ya? Senin gibi bir adam nasıl hiç aşık olmaz abi? Vallahi bak ciddi soruyorum ya. Nasıl hiç aşık olmadın? Oğlum gönül işlerimde çıtayı öyle yüksek bir yere koydun ki yani ne yapacağımı şaşırdım. Ben mi? Şaka yapıyorum. Fırsat olmadı. Ben senin probleminin ne olduğunu biliyorum abi. Çok fazla düşünüyorsun sen. Böyle fazla fazla enine boyuna her şeyi hesaplamaya çalışıyorsun. Risk alacaksın abi birazcık. Bak, ben sana bir soru daha soracağım. Ama dürüst cevap vereceksin bana. Tamam. Cansu. Asıl Cansu için ne hissediyorsun? Ben ne hissediyorum tam olarak bilmiyorum da... onunla olmak hoşuma gidiyor mesela. Bir bakmışım farkında bile olmadan gülmeye başlamışım. Tartıştığımızda bile kızamıyormuş, gülüyorum sadece. Böyle yüzümü kontrol edemiyormuşum böyle. Ama Şirin'e de söz verdim, öyle zart diye dönemem. Ben senin ne yapman gerektiğini biliyorum abicim. İkisini birden idare edeceksin. İkisini birden idare edeceksin ki farkı görebilirsin. Anladın mı? Sonra da şuranın hangisi hoplatıyorsa onu seçeceksin. Aferin lan sana. Vallahi bak, buldum ha. Tam tersini yapacağım. Bitti ya. Ben Şirin'e hiç doğru düzgün şans vermedim ki. Yani tamam, çıktık, gittik, dolaştık, buluştuk ama... hiç kalben orada olmadım ben yani. Şirin benim için verilmiş bir karardı. Ben de onu uyguladım sadece. Ama hiç gerçekten denemedim. Adil değil oğlum, haksızlık kıza. Bu sefer gerçekten bir şans vereceğim bize. Ya belki de kalbimi hoplatacak, nereden biliyoruz? Evet, ama deneyeceğim yani. Şirin'le mutlu olabiliyor muyum, onunla bir hayat kurabiliyor muyum deneyeceğim. Belki de aradığım Şirin'dir. Erciyon'un başının altından çıktı. Ya ne güzel sürprizmiş bu. Hadi söylesene öteki sürprizi. Bir dakika ya. Şirin seni bir yere götürmeye geldim. Kuklayla söyle, kuklayla. Şirin seni bir yere götürmeye geldim. Ameliyat nereye? Nereye götürmeye geldin acaba? Beraber söyleyelim mi? Evet. Bir, iki, üç. Garipçe! Seni garipçeye götürmeye geldim.
Nasıl yani, şimdi mi? Evet evet, şimdi. Aa, tamam, ben bir müdürden izin alabilecek miyim? Hallettim mi ben. Aa, ama sınıfı kime emanet edeceğim? İrem Hanım yolda geliyor. Gidiyoruz. Evet evet, hemen, hemen şimdi. Hadi bay bay. Ziyafet burada değil, bahçede. Babanız mangal yapıyor. Babam mangal mı yapıyor? Evet. Ay dur bir dakika, bir dakika ya. Bir şey daha var kahvaltıda ya. Közlenmiş biber. Evet efendim. Ne burun varmış sende ya? Ece sağ olsun. Ece? Ece benim şey ya, okuldan arkadaşım, sınıftan, işletme sınıfından arkadaşım. Şey, yeme içmeyle çok içli dışlı bir kızcağız da oradan aklıma geldi öyle. İşletme yüksek lisansında yemeğin işini anlamadım ama. Neyse. Bu ne ya, gıy gıy? Daha gidecek miyiz çok? Az kaldı, az kaldı. Midem bulandı ya. Ama uzakmış bu garipçe. Azıcık daha sabret ya. Sabah bir şey yemedim doğru düzgün. Ondan herhalde. Aa, o zaman sürprizime bayılacaksın. Kapat gözlerini şimdi. Peki. Geldin. Hadi hadi, dikilmeyin, oturun. Evlenme çağında bir genç kız olarak bir lokmadan fazla yememen gerektiğini biliyorsun değil mi Cansu? Hadi soğutmadan iyi. Mis gibi oldu, mis. Ellerine sağlık babacığım. Gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ailece bir kahvaltı etmek istedim. Biliyorsunuz, tatsız bir olay yaşadık. Ama bilmenizi istediğim bir şey var. Benim tek ailem var. Onlar da burada. Evet. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Her şeyi dürüstçe cevaplayacağım. Adı ne? Hı? Çocuğunun adı ne? Ela. Kaç aylık peki? 6.
Sana mı benziyor, annesine mi? Cansu yeter. Peki. O zaman biraz hava değişsin. İzninle benim bir sorum olacak babacığım. Bu yeni çocuk şirkette hissedar olmayacak değil mi? Böyle bir soru bir tek senden beklenirdi yani. Bravo. Ne var? Bu ailede kimse gerçekleri göremiyor. Herkes hayalperest. Birinin realist olması gerekiyor değil mi? Hayır, Cansu bile şirkette hissedar değilken bu çocuk olmayacak herhalde. Ne alakası var kızım? Ne hissesi ya? Baba sucuklar. Allah kahretsin. Bunlardan bir hayır gelmez artık. Ha, ben güzellik merkezinde olacağım canım. Anneciğim bırakayım ben. Bir dakika. Sen nereye gidiyorsun? Otur. Sana şirkette yeni bir departman daha veriyorum. Kozmetik bölümünden sen sorumlu olacaksın bundan böyle. Nasıl yani? Kozmetik bölümü bana ait baba. Onu da mı Can'a vereceksin? Evet. Bundan sonra kozmetik bölümüne Can bakacak. İtiraz istemem. Afiyet olsun. Baba, teşekkür ederim. Bana güvenip böyle bir pozisyon vermişsin ama ben de kısa bir tatil için izin isteyecektim senden. Fotoğraf çekeyim diyorum. Sen ananın karnından nankör mü doğdun ha? Bak kardeşine, deliriyor yeni bir iş için. Ama sana altın tepsiyle sürüyoruz, yaranamıyoruz. Yok gezmekli, yok izindi. Olmaz öyle şey, unut bunları. Hadi bakalım şirkete. Düş peşime, düş. Afiyet olsun. Portakal suyu ister misiniz? Yok. Gördüğün gibi şahane bir aile kahvaltısı yaptık. Ben bunun üstüne ancak bir bardak soğuk su içerim. Peki. Nereye geldik biz ya? Allah. Açacağım ama bak. Hayır, bekle. Ya çok merak ediyorum. Bekle. Hadi ama. Açıyorum artık. Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3. Kerem, burası dağ başı. Hayır ben, yani ne ev var ne bir şey var. Ben sandım ki sen beni buraya... Ha, ay. Anladım, şimdi burada önce piknik yapacağız, sonra sen evi yapacağın yere götüreceksin beni. Yok, evi yapacağım yer burası zaten. Anladım. Kurt gibi açım o zaman, yiyelim bir şeyler. Hadi. Baba,
yanlış anlamazsan bir sorum olacak. Sor. Ben niye hissedar değilim şirkette? Tabii ki. Annem öyle mutlu olacaksa varsın öyle olsun. Önce bir şeyler yiyelim. Sonra çocukluğumdan beri yapmak istediğim bir şey var, onu anlatacağım sana. Hatta... Ama bunlar kas katı olmuş ya. Kim? Sürpriz olsun diye sana sabah getirmiştim de ondan herhalde. Canım söyleseydin böyle yapacağını, ben bir şeyler yapardım, bir börek açardım, karnımız doyardı. Bu ne böyle? Ama manzara iyiymiş ya. Sevdin mi? Hı. Çok güzel. Da bir fotoğraf çekeyim. Heh, şöyle. Aa, telefon da çekmiyor burada ya. Bazen çekiyor, bazen çekmiyor. En güzel tarafı da o zaten. Aman tabii canım, ne yapacağım zaten burada telefonu? Hem baksana böyle tablo gibi bir manzara var. Hı? Tabloda eksikler var gerçekten. Öyle mi? Neymiş bakalım bu eksikler? Önce bahçeli bir ev böyle. Bahçesinde çiçekler. Oh. Hatta belki bir tane köpek. Ya. Öyle tek katlı bir ev olacak. Hemen iki odacık. Tek kat mı? Hı. Ama herhalde böyle villa tipi bir şey değil mi? Yani koskoca Çalhan Holding'de çalışıyorsun. Yaparlar sana bir güzellik. Şirin. Toplanalım ya öyle sıcağına kalmadan. Ne oldu şimdi? Oturuyorduk ne güzel. Ben sana söylemeyi unuttum, özür dilerim. Bir toplantım var, ona geç kalmayayım. Kerem sen beni yanlış anladın. Sen sevmediğimi zannettin. Ama öyle değil, sevdim ben burayı. Anlamaya çalışıyorum yani, ev nerede olacak, ondan ev. Konuşuruz sonra, hadi gel.